Bak ben o konuyu biraz da hakimim. Şimdi Fener Başkan göreve geldi. Geçen dönem göreve Evet. geldi. İkinci yılda bu projeye başladı. Şu ana kadar da sadece Çukurova Belediyesi 35 bin kişi civarında istihdam ettiler. İşçi istihdam Evet. ettiler. Şimdi bizim o attığımız manşette mesela Kajere yazıyor. Çukurova Belediyesi işsizlere iş imkanı veriyor Evet. diye. Hani orada insan bir yanlış algılıyor. Diyor ki işte ha, belediye iş kim alacak diyor. Evet, aynen öyle Şimdi orada algılıyor. bir istihdam. Bunu ilk yapan evet Çukurova Belediyesi. Bir istihdam birimi kurdu. İşte buraya gelen insanlara mesela belediyeden bir ruhsat mı istiyor? Onlar bile diyorlar evet biz sana ruhsat verdik ama ya böyle böyle bir iki tane de bizim böyle bir birimimiz var. Şu CV'leri seç de eleman al. Bunu Evet. zorlamaya da yapıyorsa çok güzel bir şey. Gerçekten dediği gibi Özcan Bey istihdamda çok hayır duası alıyorlar. Sonra buna Yüreğir Belediyesi de başladı. Şu an Seyhan'da da var bu. Yüreğir Belediyesi, Seyhan Belediyesi, Sarıçam'da da var Evet. söylediğiniz gibi. Hatta belki ilçe belediyelerinde bile vardır. İşte Ceyhan'da, Kozan'da, Bir tek büyük şehirde Tekirdağ'da yok. falan. Gerek kalmıyoruz belki ilçelerde Evet. belediye onlar yoktur. Niye 220 tane sınavla insan alacaktık? Ne Yani. oldu? Ondan sonra şimdi ben gözümde bir şeye şahit oldum. İsterseniz onu paylaşayım. Buyurun. Yüreğir Belediyesi'nde bir gün oturuyorum. Halkla İlişkiler Müdürü Nizamettin Ekmekçi'nin odasında. Nizamettin Ekmekçi'de biliyorsunuz şeyler var. Sivil. CV'ler var. Halkla İlişkiler Müdürü olduğu için. Biz de o sırada radyoyu yeni aldık. Kendisi de Nizamettin Bey'in radyo kökenli olduğu için ve dedi ki böyle böyle abi bende de CV'ler var. Pardon. Ha, radyo yeni aldı şey ama grafiğe ihtiyacımız var. Evet. Ya matbaaya ya buraya bilmiyorum. Böyle sayfa çizem artık ya ne için. Dedi ki böyle böyle bu CV'lerden grafikerleri çıkarın. Sekretere talimat verdi. Getir. 8 tane mi 7 tane mi geldi? Ben de baktım aralarından. 3 tanesi güzel. 3 tane CV'yi aldım. Teşekkür ederim dedim. Ben dedim ilgileneceğim. O da mutlu oldu. Çıktım. Ondan sonra işte tabii bizim şeye verdik. Dedim de arayın görüşün çağırın. Üçü de demiş ki ya biz belediyeye başvurduk kardeşim. Biz Evet. ne işimiz var belediyede? Şimdi de böyle bir sıkıntı. Evet öyle. Ne yazık ki. İnsanlar belediyeyi belediyede kalayım. Ayın 15'i gelsin maaşımızı alın mantığıyla kendini Ya oraya atmaya çıkıyor. belediyeyi biraz garanti olarak yani görüyorlar Ya gibi. artık Ama Allah garanti aslında mi o da yok geliyor yani. O da yoksa yok artık. Eskisi gibi şey değil. çiftlik gibi müdüre Evet. gidelim gelirim diye yani masa başı. Bir İyi de yani mutlaka alsa evet. şeyi de beğenmeyecek. Yani parklı bahçelere verse, temizliğe verse yine işsizi Evet. beğenmeyecek. Muhtemelen öyle Büyük olacak. ihtimal Evet. klimalı ortamda akşama kadar oturayım, akşam mesaim bitsin, çayımı kahvemi için ayın 15'inde hesabı maaşıma yatsın mantığında. Bu insanlar da uğraşıyorlar. Ama bu işin mimarı gerçekten, şimdi Sezer'in hakkı Sezer'e, bu işin mimarı Çukurova Belediyesi ve Soner Çetin'dir. Evet. Bu konuda haklı yani Soner Başkan. Yani muhtemelen